Ne yapacağız şimdi? Ne olacak? Cemişir, neredesin Cemişir? Önlerine geçtim ama mani olamadım. Yaralı olan ne oldu? Hastaneye yolladıydım. Yarası ağır değildi. Jandarmaya haber saldım. Neredeyse vardılar. Yok, jandarmaya bir şey diyemeyiz. Ne yapacağız o zaman? Cemşir geldi mi? Yok, gelmedi. Allah seni nasıl bilirse öyle yapsın Cemşir. Yasin ağa, sen koş Kemal'e haber ver. Bize ancak ondan fayda var. Peki. Güllü, iyi misin Kasım? Ana. Ali nerede? Ali nerede dedim? O herif götürdü. Ne? Ne demek götürdü? Nereye götürdü? Mani olamadı. Nasıl mani olamadınız? Niye oturuyorsunuz burada böyle? Karakolu niye aramadınız? O herif dedi ki eğer jandarmaya giderseniz... Ne olacakmış jandarmaya gidersek? Çocuğu öldürürüm dedi. Ha, öyle dedi. Savaş heriflerin ayrı olsun. Senin de Asuma. Ağız tadıyla bir kahvaltı yap. Acıkmışsındır. Valla kurt gibi acıkmışım. Allah Allah. Parayı bugün hemen yollayacağım anama. İyi. Anam da bayram edecek. Sağ ol Cemşir. Allah senden razı olsun. Allah senden razı olsun ya. O niye ki? O niye mi? Bir de soruyor. Bunca zaman sonra gönlümün pasını sildin. Yüzümü güldürdün be. Yok canım, öyle deme. Hamzam öldüğünde... kederim bitmez sandıydım. Hayatım bittiydi sanki. Ama şimdi öyle değil. Aha şurada sanasın bir kuş var. 20 yaş gençleştim sanki. Bu sabah ağzından bal damlıyor Cemşir. Maşallah. Ama yemeği niye de? Evine git, geç kalma değil mi? Asuman. Biraz daha kalsam olur mu? He? Öyle olsun. Canım nasıl çekersin? Kemal'i bekle. Kimseyi bekleyecek halim yok. Yavrumu aldı, geberteceğim onu. Bunun hesabını verecek. Hanım, jandarmalar geldi. Ne edeceğiz şimdi? Ne? Jandarmalar diyor. Siz burada kalın. Sakın sessizi çıkarmayın. Geliyorum. Tamam, tamam. Komutan. Serap Hanım. Yanaşmalarınızdan biri çiftliğe baskın olduğunu haber verdi. İyi misiniz? Yok, baskın falan yok. Bir yanlış anlaşılma olmuş. Hanımım, o adamlar kapıya dayanınca... Yok öyle bir şey diyorum. Utanmıyor musun boş yere komutanı yormaya? Ha? Çekil git gözümün önünden. Gözüm görmesin seni. Kusura bakmayın, siz de boş yere bir yanlış anlaşılma olmuş. Hadi, herkes işinin başına. Peki, mühim değil. İyi
Serer, sakin olmanı söylemiştim sana. Nasıl sakin olayım? Söyler misin? Seni böyle bir duruma düşürdüğüm için üzgünüm ama gidecek başka yerimiz yoktu Seher. Bunu o adama bulaşmadan önce düşünecektin Halide. Seher, çok ileri gidiyorsun ama. Ben mi ileri gidiyorum? Asıl ileri giden sizsiniz. Ben bıktım artık bu oyunlarınızdan. Hadi sizin yüzünüzden benim de başım dertten kurtulmuyor. Ay şimdi de kalkmış, hayatımda görmediğim, hiç tanımadığım insanlar için kendimi riske atmamı istiyorsunuz. Bravo. Biraz daha sessiz olur musun? Herkes duyacak. Duysunlar. Ya nereye olursa ya, ben bu kadının evinde daha bir dakika durmam. Bakana nasıl konuşuyor. Gül'ün yanına mı gitsek acaba? Hem orası daha emniyetlidir ha? Yok, ben Gül'den böyle bir şey istemem. Hem orada bebe var ya, bir de onların başını belaya koymayak şimdi. Haklısın. O vakit Halide Hanım bu meseleyi halledene kadar buradayız. Of, of. Seher, senin kalbini kırmak istemiyorum. Ama şimdi odana git ve sakinleşinceye kadar orada kal. Anladın mı? Fazla kalamayız. Bu parayı bulmak zorundayım ben. Halide, sana daha önce Adana'da halletmem gereken bir işten bahsetmiştim. Eğer bu işi halledersem büyük bir miktar para kazanabilirim. Bu da Ali İhsan'ın istediği meblağı karşılar. Bunu senden isteyemem. Bak, sadece Ramazan'ın değil, aynı zamanda senin hayatın da mevzubayız. Ben bu parayı bulacağım. Hiç şüphen olmasın. Sen olmasan ne yapardım bilmiyorum. Yalnız bu işi planladığımdan çok daha önce halletmek zorundayım. Ekrem, bahsettiğim bu iş nasıl bir şey? Sormamın mahsur yok sanırım. Belki bir yardımım dokunur. Tamam Gülü, sakin. Bebeğim. Sakin ol, tamam. O bebeğim. Kim var bebeğim? Tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.